Kuzey Boru hissesi 19 Temmuz 2024'te %2,71 düşüşle de kapandı. Hisse senedi 81,85'lik düşük ve 85,7 TR'lik yüksek seviyelerle günlük oynaklık yaşadı. Son geri çekilmeye rağmen göreceli güç endeksi RS 1456 da duruyor ve değer ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olmadığı için nötr bir momentum gösteriyor. Geçtiğimiz 3 ay boyunca hareketli ortalama yakınsama ayrışması MACD 1 de hafif negatif. Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altında olduğu için düşüş eğilimini gösteriyor. Hisse senedinin oynaklığını ölçen ortalama gerçek aralık, ATR 4,64 tür ve orta derecede yüksek oynaklı göstermektedir. Hisse senedinin anlık destek seviyesi 81,4 olarak belirlenirken, bir sonraki direnç seviyesi 85 olarak görünüyor. Mevcut fiyat bu teknik işaretleyicilerin yakınındayken, hisse senedi kritik bir kavşaktadır, desteğin altında veya direncin üzerinde bir kırılma, sonraki yön hareketlerinin sinyalini verebilir. Bir sonraki işlem günü, 22 Temmuz 2024 için, ılımlı RSI ve devam eden negatif maç sinyali göz önüne alındığında, hisse senedinin şu anda tanımlanmış 81,4 desteği ve 85 direnci içinde kalması muhtemeldir. ATR'nin önerdiği gibi devam eden oynaklık potansiyeli vardır. Önümüzdeki haftaya bakıldığında düşüş eğilimi devam ederse 81,4 desteği etrafındaki hareketler yoğunlaşabilir tersine, 85 direncinin başarılı bir şekilde aşılması, bir tren tersine dönmesini veya yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterebilir. Son teknik göstergeler, orta RSI ve hafif düşüş eğilimli maç göz önüne alındığında, Kuzey Boru hissesi bir tut adayı olarak sınıflandırılabilir. Yatırımcılar, pozisyonlarını yeniden değerlendirmeden önce, direncin üzerinde sağlam bir kırılma veya daha güçlü tarihi destek seviyelerine doğru bir düşüş gibi daha kesin teknik sinyalleri beklemeyi tercih edebilir.